Özdeş lambalar ve sayaçlar ile değişken ve doğru akım üreteçleri kullanılarak şekildeki KLMN elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre KLMN devrelerinden hangi derindeki lambalar üreticiler devreye akım verdiği sürece ışık verir demiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar alternatif akım kaldı ki kondansör yanında olsa da çalışır. Buna paralel buna da paralel. O yüzden yukarıdaki kondansör buradaki lambayı etkilemiyor. O yüzden bunu yapacak? Çalışmaya devam edecek sürekli. Geldik buraya alternatif akım da zararı yok. kondansör yine çalışır. Çünkü doldur boşalt yapar sürekli. E, çünkü alternatif akımda akımın yönü ve büyüklüğü sürekli değişken olduğu için saat yönünde dönerken mesela dolduruyor, tersine dönerken boşalıyor. O sırada bir nevi devreden geçen akımı doğrultmuş oluyor aslında. Tamam, daha düzenli hale getiriyor. O yüzden ikincisi de çalışacak. Üçüncüye baktığımızda bakın üreteç kondansatöre de lambaya da paralel. Şimdi yukarıdaki kondansatör dolduktan sonra yanından artık akım geçmez. Yani iyi akımı birazdan sıfırlanır. Ama ortadaki lambayı yukarıdaki kondansatör etkilemez. Çünkü üreteç bu lambaya paralel. O yüzden M de çalışmaya devam edecek. Ama Dördüncüye geldiğimizde artık böyle olmayacak. Zaten tek akım vermeyen dikkat edin sorularda bu olmuş oluyor. Değil mi? Doğru akımda kondansatörün yanında seri bağlı lamba varsa çalışmıyor. Neden? Kondansatör önceden aç devreden akım çekiyor. Doldukça akım azalıyor. Birazdan akım sıfırlanıyor. Ne zaman o? Birkaç saniye içerisinde dolar kondisör. Birkaç saniye sonra akım sıfırlanacak. Lambadan akım geçmeyecek. O yüzden üçüncü sürekli ışık vermez. Birazdan söner. Mesela diğerleri ışık verdi. KLM'miz yani cevabımız denizde olacakmış deriz. Birbirine paralel sonsuz uzunluktaki K ile iletken tellerinden şekilde gösterilen yönlerde İK ile şiddetlerinde elektrik akımları geçiyor. Tellerden eşit uzaklıktaki M noktasında sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru B manyetik alanı oluşuyor. Buna göre işlemler hangileri yapılırsa B manyetik alanın hem büyüklüğü artar hem de yönü değişir demiş. Şimdi arkadaşlar düz telin manyetik alanına bakalım. K'dan dolayı baş parmağımız akımı gösterdiğinde sahilimizin dört parmağımı M noktasına koyduğumuzda içeri gösteriyor. O zaman K'dan dolayı manyetik kalan burada içeri doğruymuş. Bakın K'dan dolayı içeri ama L'den dolayı baktığımızda 4 parmağımızı sol tarafa M'ye koyduğumuzda dışarıyı gösteriyor. O yüzden M'deki manyetik kalanın yönü L'den dolayı dışarı doğruymuş. E bileşke dışarı doğru olduğuna göre demek ki İL akımı İK akımından daha büyük. Hatta şöyle İ'ye 2 diyelim isterseniz de görmesi kolay olsun. Tamam. büyüktür işaretinden ziyade şöyle yaparsak görmesi daha kolay oluyor. Şimdi bir şey yapacağız. Hem manyetik kalanın yönü değişecek. Yani bileşke dışarıyken içeri doğru olsun. Hem de büyüklüğünü yapsın değişsin istiyor. Tamam mı? Hem büyüklüğü artar hem de yönü değişir diyor. İK'nın büyüklüğünü değiştirmeden yönünü değiştirmek demiş. İK'nımız yönü içeri doğru manyetik kalan yaratıyordu. Ama yönü değiştirirsek akımın dışarı doğru olacak. Ya bileşke büyüklük artar ama yönü değişmemiş oldu. Bileşke zaten dışarıydı yine dışarı doğru oldu. O yüzden bu işimize yaramadı. Birinciyi atalım. İki. İ'liğinin büyüklüğünü değiştirmeden yönünü değiştirelim demiş. Yönü değiştirdiğimizde İ'liğinin L'den dolayı ne taraf oldu? Dışarı doğruydu. Şimdi içeri doğru olmuş olacak. İkisi de içeri doğru olduğu için büyüklüğü arttı. Bileşke dışarıyken bileşkemiz içeri doğru oldu. Yönü de değişmiş oldu. İki işimize yaradı dolayısıyla. 3. İK'nın yönünü değiştirmeden büyüklüğünü azaltmak demiş. Öyle yapalım şunu tekrardan temizleyeyim. Tekrar bakalım. Burası dışarı doğru demiştik şuna. İK'nın yönünü değiştirmeden büyüklüğünü azalt demiş. Büyüklüğünü daha da azalttığımızda şöyle yaptığımızda Evet bu manyetik alanımız mesela bu B kadarsa şurası 2B kadar. Bileşkemiz dışarı doğru B kadardı. Bunu azalttığımızda bileşke yine dışarı doğru olacak. Büyüklüğü de işte yarıya düşürdüğümüz için 3 bölü 2B'ye çıkmış olacak. Öyle değil mi? Şimdi bileşke büyüklük arttı ama yönü değişmemiş oldu. Yine dışarı doğru oldu. Yönü de değişsin istiyordu. O yüzden üçüncüyü attık. Cevabımız yalnız 2'den bursa olacakmış deriz. Birbirine dik sonsuz uzunluktaki doğrusal x, e tellerinden şekilde belirtilen yönlerde i2 şiddetlerinde elektrik akımı geçiyor. Tellerin bulunduğu düzlemde ve tellerden d kadar uzaklığında bulunan k noktasına tellerin oluşturduğu manyetik alan b'dir demiş. Buna göre s anahtarı açılırsa k noktasındaki manyetik alanın yönü ve büyüklüğü için ne söylenir? Bakalım arkadaşlar önce x telinden dolayı bakalım. Düz telde salimizin baş parmağı akımı gösterdiğinde 4 parmağımızı nerede bulmak istiyorsak manyetik alanı oraya koyarsak ki k noktasına koyduğumuzda dışarıyı gösteriyor. O zaman burada dışarı doğru i bölü d ile orantılı bir manyetik alan oluşacak. Düz telin manyetik alanı normalde form olarak k çarpı 2 tane i bölü d ama k ve 2'mi sabit olduğu için almaya gerek duymadım. Y'den dolayı bakarsak baş parmağımız yukarı gösterdi. 4 parmağımızı k'ya koyduğumuzda içeriği gösteriyor. O zaman y telinden dolayı buradaki manyetik alan içeri doğru ve 2 i bölü d'ye kadar. Yani bileşkemiz içeri yönde olacakmış ve i bölü d'ye kadar olacakmış. Hatta şurayı bileşkeye yazalım. İçeri yönde çarpı diyelim i bölü d'ye kadar birinci durumda. Sonra anahtarı açtığımızda devreden akım geçmeyecek. Yani şunu iptal ettik. Kimi iptal ettik? Bunu iptal etmiş olduk. O zaman sadece bileşkemiz dışarı doğru i/d kadar oldu. Büyüklüğü değişmedi ama yönü değişmiş oldu. O zaman B'nin büyüklüğü değişmez fakat yönü değişirmiş. Yani cevabımız eden olacakmış deriz. Sonsuz uzunlukta birbirine paralel iletken KL tellerinden sırasıyla IK ile elektrik akımları geçiyor. Bu teller birbirine şekildeki gibi FK, FL manyetik kuvvetleri uyguluyor. Bakın paralel tellerden aynı yönde akım geçiyorsa birbirini çekerler. Zıt yönünü geçiyorsa iterler. Bunlar ittiklerine göre demek ki zıt yönlü akım geçiyor deriz. Birincisi bu. Hangileri doğrudur demiş. Birbirine uyguladıkları kuvvetler kesinlikle birbirine eşittir. Ve değeri şöyle bulunur arkadaşlar. K çarpı 2 çarpı i 1 çarpı i 2 bölü d. D aralarındaki uzaklık olmuş oluyor. L de tellerin uzunluğu oluyor. Bunlarla doğru orantılı. Ama birbirine kesinlikle aynı büyüklükte kuvvet uygular sadece yönleri zıttır. İK ile zıt yönüdür demiş. Doğru. FK ile FL ile büyüklük olarak eşittir demiş. Mutlak değer alınca sadece büyüklüğüne bak demektir. O yüzden büyüklükler eşit. Doğru. Ama şöyle yazsaydı yanlış olurdu. FK eşittir FL mutlak değeri almadan vektör koyarsa bu yanlış olur. Çünkü yönleri tutmuyor. Tamam. Ama mutlak değer alınca sadece büyüklüğüne bak demektir. O yüzden doğru oldu. İK ile il ile aynı yönde demiş. Hayır. Zaten bir de zıt yönü demiştik. O yüzden üçüncü attık. Cevabımız 1 ve 2'den denizde olacak Şekil bağlanmış bağlanmış XY transformatörleri KLMN bobinlerinden oluşmuştur. K bobinle V1 altın gerilimi uygulandığında N bobininden V2 gerilimi elde ediliyor. V1 gerilimi değiştirmeden değiştirmediğimize göre N bobininden 2 v 2 gerilimi elde etmek için işlemden hangileri tek başına yapılabilir demiş. Arkadaşlar ispatı daha önceki sorularda yapmıştık ama yine tekrardan yapalım isterseniz. Mesela sarım sayısı N2N olmuş olsun. Ya buraya 10 volt verdiğimizde buradan 20 volt elde ederiz. Ama biz bunu gelip mesela birinci n bölü 2 yaptığımızda yani yarıya düşürdüğümüzde buraya 10 volt verdiğimizde buradan 40 volt elde ettik. Yani çıkış iki katına çıktı. Yani birinci sarımı k yarıya düşürdük çıkış iki katına çıktı. O yüzden diyorum ki ne? Birinci sarımlarla yani k ya da m ile çıkış gerilimi ters orantılıdır. Ama yukarıda şöyle yapalım. N'e 4 n yaptığımızda yani ikinci iki katına çıkardığımızda buraya 10 volt verirsek buradan 40 volt elde ederiz ikinci iki katına çıkardığımızda çıkış da iki katına çıktı. Yani ikinci sarımlarla L ve N ile çıkış doğru orantılıymış. O zaman bunlara doğru orantılı. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bir ispat yapmanıza gerek yok tabii ki. Birinci sarımla çıkış ters orantılı, ikinci sarımla doğru orantılı. Tamam. K bu B'nin sarım sayısını yarıya indir diyor. Ters orantılı olduğu için çıkış o zaman iki katına çıkar deriz. M'nin sayım sayısını iki katına çıkar demiş. M ile ters orantılı iki katına çıkarıyorsak çıkış o zaman yarıya düşecek. Çıkış 1 bölü 2 olacak. N'nin sayım sayısını iki katına çıkar demiş. Onunla doğru orantılı o zaman çıkış çarpı 2 olacak. Yani çıkışı iki katına çıkarmak için hangileri tek başına yapılabilir diyor. O zaman birinciyi tek başına yapabiliriz. Üçüncüyü tek başına yapabiliriz. Cevabımız 1 ve 3'ten denizde olacakmış. Sayfa düzleminde birbirine paralel ve sonsuz uzunluktaki iki telden aynı önde 2, 3 büyüklükteki elektrik akımları geçerken şekilde K, L, M, N noktalarında sırasıyla BL, BM, BN manyetik alanlar oluşuyor. Buna göre Manyetik alanlarından hangilerinin yönü, KMN'den hangilerinin yönü, L'nin yönüyle aynıdır demiş. Tamam, hadi bakalım. Sağ kuralına göre düz telinde sağlarımızın baş parmağı akımı gösterdiğinde dört parmağımız manyetik alanı gösteriyor. Mesela iki kırmızı telden dolayı sağ tarafta LMN noktalarında içeri doğru olacakmış. K'da ise dışarı doğru. Hadi yazalım. K'deki dışarı doğru 2 akımla doğru orantılı uzaklık ters 2 bölü d diyelim. Ama L'de içeri doğru 2 bölü d. M'de içeri doğru 2i bölü 2D. N'de içeri doğru 2i bölü uzaklığımız 1, 2, 3, 4D. Şöyle yazdık. Tamam. 3i'den dolayı bakarsak ondan dolayı da kırmızı yapalım karışmasın. Bakın 3i'den dolayı baş akımı gösterdi. Sağ tarafında N'de içeri doğru ama sol tarafı olan KLM'de dışarı doğruymuş. Hadi N'dekini önce yazalım. İçeri doğru 3i bölü D ile orantılı. M'de dışarı doğru 3i bölü D oldu. L'de dışarı doğru 3i bölü uzaklık 2D oldu. K'da dışarı doğru 3 i böyle uzaklığımız 4 d mi? 1 2 3 4 d oldu. Tamam. Ya hocam formülümüz i bölü d mi ki? Hayır değil. K çarpı 2 tane i bölü d ama k'mız ikimiz sabit olduğu için yazmaya gerek duymuyorum dolayısıyla. Tamam. Ama sonucu bizden kaç k i bölü d diye sorarsa tabii ki formülü açık açık yazmak lazım. Onun dışında i bölü d yazmak yeterli olacak. Hadi bileşkeleri de siyahla yazalım. K ile başlayalım. Dışarı 2 var. Dışarı 3 bölü 4 var. O zaman 2 ile 3 bölü 4'ü toplayacağız ve dışarı doğru olacakmış. Bileşke 4 kere 2 8 11 bölü 4 oldu. Bileşke dışarı doğru. Bize bu lazım. Geldik L'ye. L'deki 2 içeri var. Dışarıda 3 bölü 2 1,5 var. O zaman bileşkemiz içeri doğru. Şöyle çarpı yapalım. 1 bölü 2 oldu. Değil mi? 1 bölü 2 şöyle diyelim. Bunu da alalım şöyle. M ile devam edelim çarpı içeri doğru 1 var dışarı doğru 3 var o zaman bileşkemiz dışarı doğru 3'ten 1 çıktı 2 yaptı dışarı 2 şöyle alalım bir deneye bakalım son olarak şuradan içeri doğru 1 bölü 2 var dış içeri doğru 3 var 3 artı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 yaptı içeri doğru değil mi bu da şu oldu hadi bunları alalım şurası 1 bölü 2'ymiş L'deki hangisi 1 bölü 2 ile Aynı. L'ninki aynı yönüdür demiş. Aslında bileşkenin büyüklüğünü de istememiş arkadaşlar bizden ama biz hepsini bulmuş olduk. Zararı yok. Bileşken yönünde söyleyebilirdik. Yani bu mantıda bakalım. Hangileri L ile aynı yönüdür diyor. L'deki içeri doğru olduğu için içeri doğru olanı arayacağız. O da nerede var sadece? N'de var. Cevabımız yalnız BN'den burs olurmuş deriz. Sonsuz uzunluktaki X iletken teli ile çembersel Y iletkeni şeklindeki gibi aynı düzlemdedir. X telinden geçen i e elektrik akımının büyüklüğü düzgün biçimde arttırılıyor. Buna göre çembersel iletken telde oluşan elektrik akımının yönü ve büyüklüğü için ne söyleyebilir? Önce yönünü bulalım isterseniz. Çembersel y halkasından geçen manyetik akıya bakacağız. Kim manyetik akı oluşturuyor orada? X teli. X telinin baş parmağımız akımı gösterdiğinde 4 parmağımız y teli üzerinde manyetik alanın yönünü gösterecek. O da içeri doğruymuş. Bakın bunun üzerine içeri doğru bir manyetik alan var. Bu manyetik alan artıyor çünkü akım artıyormuş. Çembersel telden geçen manyetik akı artıyorsa içeri doğru. Değil mi? Biz onu azaltalım. Tersini alalım. O zaman akım bir yönünde geçsin. Bakın akımın yönü Lenz kuralına göre böyle bulunuyor. Manyetik akı artıyorsa azaltacak yönde. Azalıyorsa artıracak yönde. Mesela şu denizde Edirne'yi eleyelim. Akıma gelince. Şimdi epsilon delta fi bölü delta t. Formülümüz bu. Yani birim zamandaki manyetik akının değişimi lazım bize. Ba bölü t olmuş oldu. Yani y halkasının alanı değişmiyor. Değil mi? eşit sürelerde manyetik alan değişimine bakacağız. Akım düzgün arttırılıyor diyor. Yani buradan i akımı geçiyorsa y teli üzerinde mesela i bölü d ile orantılı bir manyetik alan vardı. Birazdan bunu iki katına çıkardığımızda 2 i bölü d olacak. Birazdan 3 katına çıkardığımızda 3 i bölü d olacak. Düzgün artma bu çünkü birazdan 4 i bölü d olacak. Düzgün bir şekilde artıyor. Öyle değil mi? Yani burada manyetik alan b kadarken birazdan 2 b birazdan 3 b birazdan 4 b oluyor. Bakın eşit sürelerde eşit miktarda manyetik alan değişiyor. O yüzden eşit sürelerde eşit miktarda değiştiği için her seferinde B bölü T kadar değişmiş oldu. O yüzden akımımız ne yapacak? Sabit kalacak. Aslında EMK sabit kalacak ama EMK da akımla doğru orantılı olduğu için akım sabit kalmış olacak. Dolayısıyla bir yönünde ve sabit kalırdan cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Çekildik X uzay bölgesinin her yerinde X ekseni paralel düzgün B manyetik alanı oluşmuştur. Bu alan içindeki çembersel iletken telin düzlemi X'e düzlemine paraleldir. Çembersel iletkende indüksiyon akım oluşması için İletkenin bu uzay bölgesinde aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir demiş. Arkadaşlar XY e düzlemindeki çembersel telden geçen manyetik akı değişsin ki indüksiyon akımı oluşabilsin. Bakın değişsin diyoruz artsa da olur azalsa da olur fark etmiyor. Yani şöyle bir çembersel telimiz var. Şunu şöyle yapalım. X'e düzlemi dediğimiz şu düzlem olmuş oluyor. Yani biz Z ve X düzleminde şuraya koymuş olduk. Bunlara paralel olacak şekilde düşünün. Tamam. Şöyle koyduğumuzda bunun içinden geçen manyetik alan çizgi sayısının değişmesi lazım. Düzlemi değiştirmeden artı x yönünde öteleme demiş. Artı x ya eksi x yönüne çektiğimizde içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı değişmez. Ya da artı y ya da y yönünde çektiğimiz zaman da değişmez. Ama bunu böyleyken şöyle dik pozisyona getirdiğimizde, şöyle yaptığımızda içinden geçen sayı artar mesela. Mesela z ekseni etrafında döndürebiliriz bunu gibi. Öyle bir şey karamak lazım. Bursa'da eksi yönünde öteleme demiş. Z Z artı Z yönünde ötelemi demiş. Yani bunu buradayken bize doğru çek diyor. E sağ tarafa doğru manyetik alan geçiyor. İçinden geçen sayı değişmedi ki burada X -x da. X eksenine paralel çapa etrafında döndür demiş. Yani bu böyleyken şöyle yapıyoruz. Ama biz bunu şöyle dik yapmadığımız sürece manyetik alanı içinden geçen sayı değişmeyecek. O yüzden o da işimize yaramadı. Ama Z eksenini de çapa etrafında döndür demiş. Evet. Bunu Z eksenini de döndürülümde şöyle yapmış oluyoruz. Size göstermek için şöyle çeviriyorum. Şöyle oldu. İçinden geçen sayı ne yaptı? Arttı. O yüzden bu işimize yaradı. Cevabımız Edirne olacakmış deriz.